çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum, sarayı yıkacakmış. Ya senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi. Sonra kuzu kuzu saraya geldi. Ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. 24 Haziran sonrasına işaret ederek İnce'ye seçilemeyeceksin imasını, saraya gelme fırsatın olmayacak diyerek yaptı. Rakibini meydanlarda taktığı kasket, söylediği köylü çocuğum sözleriyle hedef aldı. İkide bir tutturmuş, ben çiftçiyim, ben hayvancılık yaptım. Kafasına da bir kasket, o kasketle beraber benim milletimi aldatacağını zannediyor. İcraatın ne? Onu söyle onu. Cumhurbaşkanının ilk durağı Tarsus'tu. Köprü tartışması açtı. 80'li yıllara gitti. Köprüleri satacağız diyen Özal'la ilgili bambaşka bir cümle kurdu. O zamanki komünistler biz birinci köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal da satamazsınız diyordu. Neyi satıyorsun ya? Neyi yıkıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer, mezara. Mersin'de ise gündemi İnce'nin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı ziyaret etmesiydi. Ziyareti teröre destek vermek diye yorumladı. İnce İnce bir ziyaret yapıyor. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce. Bunun adı teröre destek vermektir. Bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sözleri çok sertti. 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak devam etti. Yaşanan kaosu 1 Kasım'da bertaraf ettik dedi. Hedefe bu kez Kılıçdaroğlu'nu koydu. Saadet seçmenine seslendi. CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ'yle mücadele duydunuz mu? Niye? Çünkü beraberler. Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Bakın kim kimle beraber hareket ediyor? İşimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Buna var mıyız? Daha önce ikinci tur vurgusunu hiç yapmamıştı ama Mersin'de oy isterken Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci tura bırakmayalım sözleri dikkat çekti. Hatay mitinginde ise yeni bir projesini açıkladı. Şimdi yeni bir projem daha var, onu söyleyeyim. Bay Muharrem çalmayacaksın ha. Millet kıraathaneleri kuracağız. Burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli. Keki, çayı, kahvesi olacak. Ücretsiz.